Yapacaksın. Evet, öte yandan bizim yeni Mayıs'tan ortaya çıkardığı Genelkurmay Başkanlığı'nda Adalet Bakanı'nı davet edip Genelkurmay Başkanlığı'nda içeridekilerle ilgili bir çıkışla ilgili formül aranmış ama formül çok ilginç. Ben sık sık da cezaevine gidiyorum, oradaki tutsaklarla görüşüyorum. Onların kabul edeceği bir formül değil. Yani şöyle, Genelkurmay Başkanlığı'ndan Adalet Bakanı şöyle bir formül, 6'da 1 oranında, yani aldığı cezanın 6'da 1'ini eğer yaptıysa tahliye edilsin gibi bir formülü gerçekten çok onur kırıcı olarak buldum. Buna bile AKP'nin içerisinde karşı çıkanlar varmış. Bakan da demiş yani parti içerisinde de sıkıntıdayız, bunu seçim sonrasına bırak. Evet. Yani insanların bir dakika bile içeride tutulması insan haklarına aykırıyken bunun bir pazarlık malzemesi olarak. Ya tabii burada soruyorsun, niçin bu kadar insanlık dışı, sosyalite dışı, dünya dışı, hukuk dışı insan oldunuz diye. Burada şimdi demokrasilerin belli kurumları vardır. Bu kurumlar seni de beni de yontar. Şu anda biz demokratik bir kurumun içindeyizdir. Halka konuşuyoruz. Düzgün gireceğiz, lafımıza dikkat edeceğiz falan, her şeye rağmen bir hukuk ölçüleri içerisinde. Halkımız da bize tepkilerini gönderecek. Bunlar bizi yontar. Yani biz onlara bir laf, onlar bize bir laf. Karşılıklı eleştiri bizi bir çeki düzene verir. Bir nevi toplum bizi bir tornaya sokar. Cümlelerimiz, laflarımız bu tornadan çıkar. Biz buna sosyalite olur. Sosyaltesi deriz işin. Her yabani insanı, dışarıdan gelmiş insanı, kasabadan gelmiş insanı toplum öğütür. Biz de öğütüyor. Şimdi meclis öyle. Şimdi ben Tayyip Erdoğan Bey ve adamlarının yabani, çok sert yabaniler. Yani bir yerden fırlamış gelmişler. Evet. Ama modern toplum noktasındalar. Modern toplumun kurumları vardır. Bu kurumlar işte değirmen gibidir. Çocuğu ilkokula verirsin, sonra oradan değirmen gibi bir şey çıkar, un çıkar değil mi? Yani bir şey yontulur, düzenlenir, törpülenir, daha şey sofistike dediğimiz, daha incelmiş bir hale gelir. Elması parlatmak gibi, taşı alırsın falan. Şimdi bu mesela Tayyip Erdoğan Bey'deki bu yabaniliği ben aklıma almıyor. Ve buna karşı da bir laflar ediyorum. Mesela mecliste iki tane temel kurum var. Yani bir sürü kurum vardır da ikisi çok önemlidir. Biri komisyondur, biri genel kuruldur. Genel kurul müsabakanın yapıldığı yerdir. Eller kaldırılır, konuşmalar yapılır karşılıklı falan ama daha müsabakaya dönük bir yerdir. Laflar söylenir. Ya daha maç gibi bir yerdir, tribün gibi. Ama komisyon öyle değildir. Komisyon çok daha sağlam bir yerdir. Komisyonda yasa teklifleri hazırlanır. Evet. Bütün partililer yan yana gelir, onun üzerine yan masa, şu kadar bir masada otururlar. Şimdi o komisyon çok önemli bir yerdir. İnsanların sosyalleşmesi açısından. Yasa teklifini oradan söyleriz. Arkadaşlar, maddeler bunlar. Değiştirilecekse, itiraz edilecekse orada herkes önden söyler bunu. Fakat başka bir şey olur. Orada BDP'li gelir, BBP'li gelir, MHP'li gelir, CHP'li gelir. Çay içerler. Buradan yüz yüze bakarlar. Birbirlerinin karısını öğrenirler, çocuklarını öğrenirler. Bir de hani ne olduğunu işin onu öğrenirler. Bir de heyecanlarını, öfkelendiğini, ya bu yasanın neresine çok sert çıktı diye. Herkesin psikolojik tavır, vazgeçilmeyecek noktalarını öğrenirler. Yani komisyonlara girmiş çıkmış insanlar çok sosyal insanlardır. Zaten grup başkan vekilleri de bu çocuk insanlardan yapılır. Çünkü komisyonlarda değinmeni vardır. Konuşa konuşa, gide gele falan insanları tanırsın. Komisyonun demokrasilerde çok büyük bir kurum olmasının sebebi insan tanımanın en iyi yoludur. Çünkü fikirlerine karşı fikirler geliyor. Çatışıyorsun, çatışıyorsun, hatta kavga ediyorsun ama bir yerde anlaşıyorsun. Zaten demokrasi diyor ki burada bir yerde orta nokta bulun diyor. Evet. Komisyon budur. Çünkü Tayyip Erdoğan Bey hiç komisyona girmemiş bir adam. Yani karşılıklı insanlarla müzakerede bulunmamış, münazarada bulunmamış. Eline mikrofon vermiş, konuşmuş. Yani karşı kitleye doğru konuşmuş. Orada insanlar çay içer mi, bu nerelidir, nereden geldi, fikir nedir, düşüncesi nedir hiç de merak etmemiş. Yani yontulmamış. Bu çok açıktır. Yani onun yontulmayışı da şimdi yani bir Mersin'de bir vatandaş Anadolu'ya git dediği gibi yani. Tabii. Şimdi yalnız iki tür yontulmamışlık var. Bir, gerçekten o komisyonda hiç bulunmayıp o yüzden yontulmamış. Çünkü münasebetlere girmemiş. Hani komşular birbirlerinin evine girerler, çıkarlar, çaylar içerler. Birbirlerinin nezaket, nazik yerlerini bilirler. Şuradan laf açmazlar. Evet. Kızı ayrılmışsa oradan laf açmazlar. Yani birbirlerini tanımış olurlar. Sevsin, sevmesin. Şimdi komisyonların insanı büyüttüğü, yonttuğu yer buralardır. Fakat bir de ikinci yontulmamış da komisyonlarda şudur. İşte Türkiye'de en çok da bu oluyor. Şimdi sen komisyona geldin. Yasa teklifim burada. Benim 300 parmağım var. Karşıdaki adamın da 100 parmağı var. Ya işte ne yaparsa yapsın bunu ben geçeceğim.
O yüzden ben bunu komisyonda tartışmıyorum da aslında. Sadece gösteriyorum. Bakın beyler geldik. Evet. Şimdi bu büyük güç, bu diktatöryel yani 300 kişilik güç komisyonda adamların yayla gibi kullanıyor komisyonu. Yani orada da bir prosedür. Buradan da bu geçecek ki imzalanacak ki oraya gitsin diye. Şimdi bu büyük güç 300 kişilik güç olunca insanlar karşı tarafı ikna etmeye çalışmıyor. Şimdi evet. Çok... Yani dayak, dayatma başka, tartışma ve ikna başka bir şeydir. Ne tartışmaya yanaşıyorlar, ne iknaya yanaşıyorlar. Sadece muhalefet milletvekilleri geliyor, bir yasa karşısında fikirlerini söyleyince bunlar savunmada duruyor. Hayır efendim bizimki doğru, bizimki doğru, bizimki en doğru, on doğru falan. Olmayınca da dövüyorlar. Olmayınca da dövüyorlar. Şimdi bak, eğer bu komisyonlar hem ikna hem de tartışmayı, müzakereyi, yani yakın yakın yüz yüze müzakere yapamıyorsa niçin yapamıyor? Bu 300 tane ağır nasıl geçecek diyor. Bu da zayıflatan bir şey. Yani demokrasilerde bir halk bir partiye bu kadar çok milletvekili verirse o milletvekilleri yontulmamış komisyondan geçer, yontulmamış genel kuruluna gelir, yontulmamış başbakanlar olur ve bunlara demokrasinin yapacağı bir şey yok. Evet.